Merhaba Mastermind izleyicileri. Yine güzel bir video ile karşınızdayım. Bir önceki videomda sizlere James Webb Uzay Teleskobu ve görevleri hakkında bazı bilgilerden bahsetmiştim. Ancak James Webb'den bahsetmeyi Hubble Uzay Teleskobu ile kıyaslamadan bitirirsek bu işi tam yapmış olmayız. O nedenle sizlere bu videoda Hubble Uzay Teleskobu ile James Webb Uzay Teleskobu arasındaki farklardan bahsedeceğim. 1990 yılında fırlatılan ve hala göz bebeğimiz konumundaki Hubble Uzay Teleskobumuzun ömrünün sonuna yaklaştığını yine önceki videomda açıklamıştım. İsteyenler o videomu da yukarıdaki linkten izleyebilirler. Sevilen bir filmin devamı çekilircesine Hubble abisinin devamı niteliğindeki James Webb son derece ileri teknolojilerle donatılmaya devam edilmektedir. Hubble Uzay Teleskobu yaklaşık olarak 12 ton ağırlığında ve 13 metre uzunluğundadır. 1990 yılının teknolojisine bağlı olarak yapılmış ve şu zamana kadar uzaya gönderilmiş en ağır cisimdir. James Webb Teleskobu ise abisine göre çok daha hafif tasarlanmıştır ve yaklaşık 6,5 tondur. Sahip olduğu devasa ayna ile ki buna birazdan değineceğim, tenis kortu büyüklüğünde bir alanı kaplamaktadır ve yaklaşık 6,5 metrelik aynasıyla 3 katlı bir apartman yüksekliğindedir. Hubble Uzay Teleskobu Dünya'ya yaklaşık 570 km mesafede yörüngesine devam etmektedir. Ancak James Webb Teleskobu yaklaşık olarak 1,5 milyon kilometre uzağa, yani Ay'ın mesafesinin yaklaşık 4 katı uzaklığa konumlandırılacaktır. Hubble'ın bu kadar dünyaya yakın olması, gerektiğinde servis ve bakım yapılabilmesine ve ömrünün daha uzun olabilmesine olanak sağlamaktadır. Ancak bu durum, dünyanın parlaklığını ve güneşin ışınlarını gerektiği gibi kesme imkanı sağlayacak bir uzaklıkta değildir. James Webb'in konumlanacağı mesafe ise bu teleskobun arıza yapması durumunda tekrar bakımının yapılmasını imkansız hale getirmektedir. Bu nedenle arıza yapma ihtimallerini en düşük değerlere çekmeye çalışan NASA çalışanları arızadan dolayı teleskobun kullanılamaz olmasını engellemek için bütün önlemleri almaya çalışmaktadır. Ayrıca bu kadar uzak mesafede konumlanacak olan James Webb Teleskobu, Dünya'dan, Ay'dan ve Güneş'ten gelen ışıklardan daha fazla arınmış, daha derin karanlığın bulunduğu bir ortamda gözlemlerine devam edebilecektir. Bu da daha detaylı sonuçların alınmasını, tayf analizlerinin daha iyi yapılabilmesi anlamına gelmektedir. Hubble Uzay Teleskobu'nda 2,4 metre çapında bir ana mercek mevcuttur. James Webb Teleskobu'nda ise mercek 6,5 metre çapındadır. Hubble'ın teknolojisinde uzak, derin uzayı incelerken çok dar bir alana bakabilecekken James Webb Teleskobu'nda aynı mesafelerde daha geniş alanları taramak mümkün olacaktır. Unutmayın, teleskoplarda aynanın çapının büyümesi demek daha çok ışığın toplanabilmesi ve daha detaylı görüntülerin elde edilebilmesi demektir. Ayrıca James Webb Teleskobu'nun aynası çok büyük olduğu için katlanabilir bir ayna tasarımı yapılarak uzaya gönderilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Aksi durumda ayna hiç kapanmasaydı teleskobu uzaya parçalanmadan göndermek mümkün olmayacaktı. Hubble Uzay Teleskobu bu zamana kadar 5 kere bakım yapılarak yaklaşık 30 yıldır kullanılabilmektedir ve yaklaşık 10 yıl daha kullanılabileceği düşünülmektedir. Ancak James Webb Teleskobu'nun yörüngesine oturduktan sonra bakım yapılamayacağı için her şeyin planlandığı gibi gitmesi durumunda kullanım ömrü 5 yıl ila 10 yıl arasındadır. Hubble Uzay Teleskobu
görünür ışık ile birlikte kızılötesi dalga boyunda sınırlı dalga boylarını görecek teknolojidedir. Ancak Hubble'ın yıllarca yapmış olduğu araştırmalarda gücünün yetmediği ve daha büyük dalga boylarında bize ulaşan kızılötesi ışınların varlığı bilinmektedir. İşte James Webb Teleskobu bu daha derin kızılötesi ışınları algılayabilecek teknolojidedir. Bu nedenle Hubble için algılanamayacak ve karanlık olacak derin uzay James Webb için algılanabilir olacaktır. Hubble'ın teknolojisiyle görüntüleyebildiğimiz en uzak gök cismi 13.4 milyar ışık yılı ötedeki bir galaksidir. Bu galaksiden daha uzaktaki galaksilerin gönderdiği kızılötesi ışınları algılayabilecek teknoloji Hubble'da olmadığı için oralarla ilgili gözlem yapamıyoruz. Oralara bakmak istediğimizde görüntümüz kararıyor. Ancak James Webb teleskobuyla bu imkanımız olacak ve daha büyük dalga boylarındaki kızılötesi ışınları algılayabileceğimiz için daha uzakta bulunan cisimleri de araştırma imkanı bulabileceğiz. Bu da bize belki Big Bang'den hemen sonra, karanlık çağın bitiminden sonra oluşan galaksilere bakabilme imkanı sağlayacak. Bu şekilde günümüzdeki yeni oluşmuş galaksilerle evrenin ilk oluştuğu zamandaki galaksileri karşılaştırıp aralarındaki ilişkileri görebileceğiz. Evrenin oluştuğu Big Bang patlamasına daha da yaklaşarak şimdiye kadar gözleme imkanı bulamadığımız verileri analiz edebileceğiz. Hubble Uzay Teleskobu mevcut teknolojisiyle sadece yakın gök cisimlerinde tayf analizi yapabildiğinden uzaktaki gezegen, yıldız ya da galaksilerin analizlerini yapmakta yetersiz kalıyordu. James Webb teleskobunda ise belirli bir bölgedeki birçok gök cismi aynı anda analiz edilebilecek. Bu analizler uzaklık fark etmeksizin daha kolay yapılabilecek. Daha kısa sürede daha fazla alan taranabilecek ve biyolojik yaşam formlarının izleri daha hızlı araştırılabilecek. Uzayla ilgili merakı olan her insanı bu bilgilerle heyecanlandıran James Webb Teleskobu'nun belirtilen son fırlatılma tarihi Ekim 2021'dir. Eğer yeni bir erteleme olmazsa fırlatıldıktan yaklaşık 30 gün sonra yörüngesine yerleşecek olan yeni teleskobumuz ile elde edeceğimiz verileri ve bunların analizlerini merakla bekliyor olacağım. İşin en ilginç tarafı da James Webb ile derin uzaya baktığımızda şimdiye kadar yapılan bütün varsayımların yanlış olduğunu aslında evrenin şimdiye kadar görebildiğimizden ya da hesaplayabildiğimizden daha da büyük olduğunu gözler önüne serme ihtimali. Belki düşündüğümüz Big Bang teorisinden daha farklı bir şeyler bizi orada bekliyordur. Ne dersiniz? Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Unutmadan videoyu beğenip paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşabileceğimizi tekrar hatırlatmak isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.